Hidrojen atomlarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Sizi yeniden aramızda görmek ne kadar güzel. Bildiğiniz gibi korona süreci devam ediyor. Biz de süreci yansıtmaya devam ediyoruz. Artık dijital hayata çok daha fazla alıştık. Dijital perdelerimizi bir kez daha aralıyoruz. Odalarımızı birer sahneye dönüştürdük. Biz de bu sahnede size bir performans hazırladık. Bu yeni normal bizi üretmekten alıkoyamadı. Umarım izlerken keyif alırsınız. Biz hazırlarken çok keyif aldık. Herkese iyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Herkese merhaba. Yeniden hoş geldiniz. Bu akşamki performanslarımızdan birincisi, bu dijital süreçte hepimizin dersleri vardı. Fakat kimimizinki pratik dersiydi, kimimizinki aslında uygulamalı dersi ve bu uygulamalı derslere gidemedik. Arkadaşlarımızdan İlteriş, Oğuzalp ve Fırat sizler için bir performans hazırladılar. Şimdi huzurlarınıza Laps Laps geliyor. İyi seyirler dilerim. Hocam? Hocam? Hah, hocam. Hoş geldiniz merhaba, hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Merhaba hocam. Merhaba. Yakışıklılara bak ya. Hocam harika gözüküyorsunuz ya. Yakışıklı. Vallahi hocam süpersiniz. Yani ben İsviçre'de kala kala yakışıklı memleket yakışıklılarını özlemişim ya. Hocam daha dün İsviçre'deydim de İsviçre çok soğuk ya. Yani böyle bir soğuk olamaz. Yani biliyorsun ben böyle her gün uçtuğum için ya, oradan buraya. Yani. Sormayın yani Cenevre'de biz sadece çikolata yiyoruz. Yani çok soğuk. CERN'de biliyorsunuz laboratuvara belediye şey getirmemiş, doğalgaz getirmemiş. Dönüyoruz, üşüyoruz yani hocam. Öyle öyle hocam. Herkesin işi başından açtım ya. Ben de Özşah Maranoğulları Zenginler AŞ ile yeni bir projeye girdim. Onlarla çalışıyordum. Neyse sarıda geleyim. Akşam akşam sizi topladım buraya. Ya benim bu dönem vermem gereken bir laboratuvar dersi var öğrencilere. Ama çok sıkıştım böyle. Nasıl verebilirim bu dersi dijital diye. Neyse aklımda birkaç şey canlandı ama önce bir size sunayım dedim. Hani beğenirseniz öğrencilere de böyle anlatacağım. Tabii sizin de laboratuvar dersleriniz var yani. Sizin görüşlerinizi de almak isterim, dinlemek isterim. Evet hocam çok iyi düşünmüşsünüz yani. Çok Avrupa'yı bir olay olmuş bu gerçekten. Buyurun sağ hocam. Sağ olun. Hocam benim de bir kimya laboratuvarım var. Bildiğiniz üzere ben öğrencilere bileşik yapmayı öğretiyorum. Bunun için ben de bir takım şeyler geliştirdim. Tabii ki siz paylaşın sonra ben paylaşabilirim eğer isterseniz. Tabii hocam tabii. Ben uzatmadan geçeyim o zaman. Tabii şimdi yeni nesli de yakalamak lazım yani. Bilgisayarla çok haşırmışlar. Baktım nasıl yapabilirim diye birkaç şey canlandı aklımda. Neyse artık sizin yorumunuza bırakıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir laboratuvar dersine daha hoş geldiniz. Bomba bir laboratuvar daha geliyor. Bu laboratuvar dersimizde biliyorsunuz kalite kontrol yapamıyoruz. İmkansızlıklar, dijitalleşmeler. Ama onun yerine size bomba gibi bir laboratuvar daha hazırladım. Bu laboratuvarda inşaat tercihi yapacağız. Evet, şimdi rahatça bulabileceğiniz birkaç malzemeyle başlayalım. Evin önünden toplayabilirsin. Biraz kum, biraz kireç, biraz çimento, biraz da suyla ve kumla bu işi çok rahat halledebiliriz. Direkt yapmaya başlıyorum. Önce biraz kum ekliyoruz. Bu kuma eklerken üstüne yavaş yavaş su ekleyin. Dikkat edin yavaş olması çok önemli. Eğer yavaş eklemezseniz topak topak kalır. İstediğiniz kıvamı almaz. Bunun üzerine biraz kireç ekliyorum. Onun üzerine de çimento eklediğiniz zaman hazır olacak. Ama burada çok önemli bir nokta var. O noktada Riemann tekniği. Riemann bizim bu harcı kullanırken kararken kullandığımız bir tekniktir. Şu omuz hocam, şöyle ileri geri. Hocam o omuz bu komagen çiğ köfte reklamlarında ben görüyorum. Tavana yapışması için kullanılan bir teknik galiba çiğ köfte. Öyle mi?
Fırat hocam, bu ne kadar cahilce bir yorum ya. Bu Riemann tekniği, yani biz bunu Birmingham'da bir köyde öğreniyorlar bunu. Onun için eğitimi var orada yani hocam. Bunları bilmiyorsak konuşmayalım ya. Bu hocam teessüf ederim, ben gayet bilimsel bir çerçevede konuşuyorum. Biz sonunda homojen eşik odadan başkasını tercih etmiyoruz memleket hasretiyle. Yeni Zelanda'ya gittiğimde, orada araştırma yaptığımda bile ben homojen eşik köfteden istiyordum hocam. Yani, hocam neyse neyse. Aslında bu Avrupa kökenli bir uygulama ama oryantalist bir yönünün olduğunu söyleyenler de var, evet. Belki bir akıllılık payınız olabilir. Hocam Riemann evet, arkadaşlar neredeyse bitti harcımız. Unutmayın, puanı kıvamından ve sıcaklığından alacaksınız. Final sınavını da demir vurmadan yapacağım. Hepinize güzel günler diliyorum. Hocam böyle bir şeyler deneyeyim dedim. Sizce nasıl olmuş? Böyle yani... öğrenci dikkatini çekebilmiş miyim? O kadar Avrupa'yı ki yani gerçekten inanamıyorum ya. Çok iyiydi yani. Böyle bir şey ben görmedim yani şahsen. Sağ olun hocam, sağ olun. Vallahi Terhiş hocama katılıyorum. Gayet çok güzel gençleri yakalamayı becerebilmişsiniz. Çok hoş olmuş. Ben açıkçası böyle şeylerin örgün eğitimde de devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle düşündüm. Şimdi benim derslerim sabah saat 8.40'da. Tabii online dönemle beraber öğrenciler birazcık çakallaştı. Yani bu çakallaşan öğrenciler de sabaha kadar uyumuyorlar. Ya uyumuyorlar. Sonra sabah saat 8.40 dersine gelmiyorlar. Ey hocam kaydedin. Yok ya. Yani bir laboratuvarda mı kaydedin? Neyse ben de düşündüm ki dedim ki bu sabah 8.40 derslerini bir bileşik ve aynı zamanda kahve oturumuna çevirebiliriz. Şimdi ne ihtiyacımız var bu laboratuvar dersini yapmak için? Bir adet kahve. Bu molekül olarak kullanacağız. Adeta bir simülasyon gibi. Daha sonra su kullanacağız ve suyla kahvenin bileşiminden bir bileşik elde edeceğiz. Bunun için bir adet laboratuvar malzemesi şeklinde olan spiralli bir şey. Bunun şu an bilimsel adını unuttum. Fakat biz bunu sorunda Yeni Zelanda'daki laboratuvarlarda her zaman kullanırız. Bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Sonra bunun üstüne bir adet kağıt filtre koymamız gerekiyor. Bu kağıt filtre yerine A4 tercih edebilirler ama bu etkili olmayacaktır. İyi bir çözüm olmayacaktır. Marketten temin etsinler lütfen. Şimdi adiamantikini içen öğrencilerimiz iyi bilir. Bu şekilde yapıyoruz ve şu şekilde yaptıktan sonra bunu böyle buraya, bu arada iki hud ile de idare edebilirler. Tam bunu etkili olmaz ama yine de idare eder. Şimdi bunu koyduk bu şekilde. Bunu bir adet borosilikat beherin üstüne yerleştiriyoruz. Eğer evde beher bulamazsanız, herkes tabii ki sonuçta bilim insanı olmadığı için ve Avrupa'ya gitmediği için bardak kullanabilir. Bu bardağın üstüne bunu yerleştiriyoruz. Bu şekilde entegre ediyoruz. Entegre ettikten sonra kahvemizi alıyoruz. Bu bir atomizer. Ben bunu Aziz Sancar hocamdan ödünç almıştım. Bunu böyle bu şekilde ekledikten sonra kahveyi... Böyle kapağını kapatıyoruz ve bir santrifüj makinesini hayal edin. Onu simüle edin beyninizle. Ve böyle bu şekilde, bu şekilde böyle çevirin. Çevirdikten sonra atomize olmuş kahveyi buraya aktarıyoruz. Aktardığımız kahvenin üzerine su moleküllerini eklememiz gerekiyor. Ben açıkçası atom altı parçacık suyu kullanıyorum. Çünkü mineral açısından çok zengindir ve kahvenin tadında olumlu bir takım etkileri oluyor. Bu suyu... böyle bir çift içerisine koyuyorsunuz. Biz bunu hadron çarpıştırıcısı kullanıyoruz. Böyle bir donanımdır. Bu donanımın içine biz katı madde ekliyoruz ve bunu maddenin üzerine böyle bu şekilde aktarıyoruz. Sonra çeşitli deneyler yapıyoruz. Ama bunun yerine alüminyum bir saydamlıkta iç verecektir tabii ki. Sonra bunları bir bu şekilde suya aktarıyoruz. Aktardığımız suyla beraber orada bir takım reaksiyonlar gerçekleşiyor. Tabii ki fiziksel reaksiyonlar ama kimyevi olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki bu bir simülasyon yani. Sonra aktardığımız kahve böyle bu şekilde suyla beraber hem hal oluyor, hem hal olmuş kahve ve su. Şu şekilde tabii suyum soğuduğu için böyle bir görüntü oluştu. Ama normalde böyle oluşmaması gerekiyor. Sonra bunu böyle afiyetle yudumluyoruz. Hocam bu şekilde de sabah oturumlarımız güzel, keyifli bir kahve oturumuna dönüşüyor ve umarım öğrencilerin zihin açıklığına fayda sağlar. Hocam bravo. Bravo. Yani yenilikçilik deseniz var, uyum sağlamak desen var, dijitalleşme var. Hocam okul açılsın, siz bu laboratuvarı gene böyle yapın ya. Çok güzel olmuş ya. Yani hocam. Hocam katılıyorum. Yani.
Yani fena değil yani, anlatabiliyor muyum? Fırat Hoca gibi bir cahilden de böyle bir güzel bir ders beklemiyordum yani, şahsen Hocam tebrik ediyorum. açıkçası sizi tenkit ederim. Yani beni bu şekilde haritalarda bulunmayın lütfen. Yani ben Ya geriliyorum. bir şey. Kahvemi de içtim. Kafein benim beynimde bir Hocam. takım şeyler uyandırıyor. Yapmayın hocam. Hocam biraz Yapmayın. relax Ben yani, günahdır. Ben relax. Avrupa'da çalışan, Okyanusya'da çalışan bir bilim insanıyım. Vatanıma, milletime hayırlı olmaya çalışıyorum. Hocam Hocam yapmayın. relax ya, relax lütfen, relax. Yani hocam teşekkür ederim. Hocam ya Ya ben de gelin. Senin bir laboratuvarın vardı sanırım. Öyle bir şeyler hatırlıyorum hocam. ya hocam ben de dedim çocuklara bir simülatör dersi vereyim yani. Bir çocuklar uçmayı öğrenmeden daha uçağa binmeye falan çalışıyorlarmış. Yani böyle şey olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Ben de dedim ben bu çocuklara bir uçuş dersi vereyim yani. Onun için şöyle bir ekipman hazırladım. Yani biz buna burada joystick diyoruz ama yani galiba Türkiye'de buna zevk çubuğu gibi bir şey diyorlar. Tam bilmiyorum yani şahsen. Ama bu alete ihtiyaçları var ama çok kolay bulunabilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bizim her evimizde bundan kesinlikle bir tane vardır yani. Siz de bir tane bulursanız hemen burada bir küçük bir practice yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Hocam ben bir Afrika Evet. gezisinde aldığım bir zevk çubuğu vardı. Böyle bu şekilde umarım kullanabilirim Ya hocam hocam yani bunu. o biraz kaba kalmış, biraz kalın kalmış ama yani işlevi daha önemli. O yüzden çok büyük bir sıkıntımız yok yani şahsen. Hocam bende de Tamamdır şöyle bir şey var hocam. ama şimdilik idare eder gibi ya. Evet, idare eder hocam, idare eder. İzniniz olursa ben gözlüğümü takacağım. Çünkü biliyorsunuz yani gözlüksüz uçamıyorum Ben de takayım da. şöyle. Hocam bir saniye, ben de tabii ki gözlüklerimi takayım. Bu iş görür herhalde, değil mi hocam? Evet. Sevgili öğrencilerimiz, bugün İstanbul üzerinden One Thousand Feet'te birkaç manevra denemesi yapacağız. Kemerlerinizi bağlamanızı tavsiye ederim çünkü sert bir antrenman olacak. Başlayalım. Yavaşça gazı açıyorum. Gazı açıyorum. Evet. Uçağın tekeri yere değmeye başladığında arkaya doğru yatırıyorum. Tending Rebank. Yapıştır. Oh. Evet. Evet. 1000 feet'e geldiğinde indir aşağı, indir, 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 indir. Evet. Evet çocuklar, şimdi birkaç manevra denemesi yapacağız. Tending Rebank ile right yapacağız, tamam mı arkadaşlar? Yani sağa yatıracağız 10 dereceyle. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Evet. Yatır, 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 yatır. Hocam ne oluyor? Biraz titriyor Hocam bu. benimki Titrer, yapmıyor hocam. Ne oluyor? titrer. Geçen Lövyenle bir kontrolü olacaksın. kaybetmeye başladım. Senin bir organınmış gibi düşün. Hocam ben Evet. genelde sona yatırıyorum acaba. O yüzden mi sağa olmuyor hocam? Fırat hocam ya. Alim adamsın ya. Fırat Sancar. Sen böyle pilot olabileceğini mi zannediyorsun? Sen kaç yaşına geldin lan? Kaç yaşındasın yani? Bu nedir ya? Böyle bir şey olamaz ki yani. Ben böyle bir ortamda çalışamam abi. Bu ne? Gelmiş bak, bıyığı falan var. Lan o bıyık ne lan? Sen o Hocam bıyıkla sakin pilot olun mu lütfen. olacaksın? Ya bırak hocam ya. Ya Bırak hocam ya. Böyle iş olmaz ya. Böyle iş olur mu ya? Yeter yani. Bu nedir yani? Böyle iş olmaz yani. Ben bir Avrupa'da eğitim almış bir adamım yani. Böyle patavatsız heriflerle uğraşamam yani ben. Anlatabiliyor hocam muyum? ben açıkçası saygısızlık yapmak istemedim hocam. Ne Ben saygısızlığı? Neden bahsediyorsun ya sen? Neden bahsediyorsun? Seni hocam atarım lan buradan dışarı. Atarım ya lan buradan dışarı. Atarım abi, bir daha giremezsin. Pilotajın gözünü hocam. göremezsin abi de. Fırat hocam. Ya ben Anladın doğru mı mu anladım hocam? acaba? Anladın Evet. mı? Bak anladın ya. İşte abi Ne oluyor hocam? Avrupa Tabii ya. hocam ne oluyor?
Hocam, ne oluyor hocam? Hala anlamadın mı? Hani ciddiyetsiz pilot olunmaz. Ciddi olman lazım. Anladın mı? Bu ipler ne çalışıyor? Dijitalde bile yapmaya çalışıyor bunu ya. Ya. Hani anladınız mı? Ya. Şımartıyorsun ya hocam ya. Ya hocam vallahi siz tam bir çakarsınız ya. Vallahi tam bir çakarsınız. Bu ne ya? Yani tam bir... Ben çok gerçekçi hissettim. Yani... Benim öğrencilik yıllarımda öğretmenlere kızması bende travmalar oluşturmuştur hocam. Bunlar uyandı. Gözüm seyirmeye başladı hocam. Yani çok başarılı hocam. Çok güzel değil. Ben tebrik ediyorum sizi. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım hocam. Çok gerçekçi evet. Ya. Evet. Ben gidiyorum hocam. Neyse Fırat hocam gitti ama ben bir espri yapayım, içimde kaldı. Hani Fırat hocanın gözü seyiriyor ya, gözüne hadron çarpmış. Hani hadron çarpmış olabilir mi? CERN'de çalışıyor ya. İltiriş hocam. Hocam hani Fırat hoca... Bağlantı mı gitti ya? Neyse koptu herhalde. Ben de gideyim bir... Ulan... Of... Merhaba. Dijitalleşme eğitimin dışındaki alanları da etkiledi. Erkin, Asya ve İsmail bunu niteleyen bir performans hazırladılar. Herkes ceketlerini iliklesin, bakanım geliyor. Bakanım toplantıya başlayacağız. Bakanım toplantıya başlayacağız. Hadi şimdi çok önemli bir toplantımız var. Bakanım hadi bakanım. Merhaba İsmail bakanım. Gecikmedim umarım. Toplantıyı başlatmışsınız. Hayır biz de sizi ben de sizi bekliyordum. Erkin bakanım. Merhaba. Geç kaldınız. Merhaba Erkin bakanım. Merhabalar bakanım. Biz de şimdi başlamıştık. Şimdi geldik. Çok önemli bir toplantımız var. Niçin toplantımızın toplanmıştık? Gündemi nedir acaba? Hemen gündemi okuyayım. Çok önemli bir açıklama geldi NASA'dan. Diyorlar ki Mars'ın yüzeyinde cinler ve perilere rastlamışlar. Bence kesin bunlar uzaylılardan bahsediyor ve bunlar bize yalan söylüyorlar. Mars'ı parselleyip satacaklar. Sonra da bize pay vermeyecekler. Yalnız bakalım. Onlar uzaylı değil bence. Üst atmosferdeki hidrojen atomunun verdiği bu ışık oyunu değil mi acaba? Ben ya, sanki öyle bir gelişme okumuştum. Çok ya, doğru. Ben Asya Bakanı'na katılıyorum. Oyun yok. Ya oyun falan oynamıyoruz burada. Dış güçlerin oyunu bu. Dış güçlerin oyunu. Evet. Ne önerirsiniz İsmail Bakanım? Tarım Bakanımız olarak. Ne yapmamızı tavsiye ediyorsunuz? Şimdi ben düşündüm bunu. Bence önce uzaylılara traktör hediye edebiliriz. Sonra biz traktör hediye ettikten sonra uzaylılar tarlalarını sürerler. Sonra da buğday ekerler. Sonra ekmek yaparlar diye düşündüm. Ya şimdi şöyle İsmail Bakanım, şimdi bizim bu uzaylılar traktör kullanmasını biliyor mu? İlk önce bununla başlayalım. Ya. Hadi traktörü kullanmayı biliyor olsunlar. Şimdi biz bunlara nasıl enerji kaynağı sağlayacağız? Hani bunun benzini var, her şey lazım yani. Bunun için ben Enerji Bakanı olarak çok inovatif bir fikirle geliyorum. Bence onlara güzelcene bisikletler hediye ederim. Zaten böyle pedallı medallı, böyle onlar çevire çevire bir şeyler yaparlar. Enerji üretirler o pedallardan. Bence işe yarar diye düşünüyorum. Çok iyi, çok iyi. Hem uzaylıların belki bir sürü bacağı vardır. İki tane değildir, bir sürüdür. O zaman daha çok elektrik üretirler değil mi? Değil mi Erkin Bakanım? Evet, yani evet. Olabilir ama Enerji evet. Bakanım, bence uzaylılar eğer yeşil renkliyse klorofilleri olabilir ve kendi enerjilerini o şekilde fotosentezle de üretiyor olabilirler aslında. Evet ya, doğru. Asya Bakanım biraz gerçekçi şeylerle gelin. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bence şimdi biz bunların dost mu düşman mı olduğunu bilmiyoruz. Önce çocuklarımıza hani bu uçan balonlar var ya, içine bir şey doldurup onlardan verelim çocuklarımıza. Buradan dünyadan salsınlar, sonra onlar Mars'a gitsin. Sonra düşman uzaylılar varsa hem onları da düşman uzaylıları o zaman getirip sucuk yaparız. Sonra et fiyatları düşer.
Yani o zaman isterseniz önce ulaşım sorununu çözelim. Bir uzay mekiği mi yapsak yoksa Erkin Bakanım sizin arabanıza kanat mı taksak? Nasıl benim ulaşsak? Arabam. Benim arabaya kanat tak. Olmaz öyle şey. Olur mu ya? Ya benim yani arabaya İsmail kanat. İsmail Bakanım bence olabilir. Neden olmasın? Baba taksak mı? Takarsak çok güzel olur ha arabaya. Tarım Erkin Bakanım. Tarım Bakanım yani. Hadi yapalım. Hadi takalım da ben daha iyi bir fikrim vardı. Bence roketlerle gidelim. Yani arabayı takacaksın şimdi çok yakar araba. Araba çok yakar. Yani gerek yok. Roket yapalım biz böyle mis gibi roket. O roketin enerjisinde paneller Mars'a panel döşeriz. Güneş panelleri döşeriz. Çok güzel olur böyle mis gibi panellerle. Olmaz mı ya panel? Güzel olabilir fikir aslında. Bence. Bence de güzel fikir. Aynı kokuyu ben alıyorum. Ben de bir koku alıyorum. Ben de alıyorum. Allah Allah. Yemeği unuttuk. Ya. Artık ben bu çocuğu hazırlamaya çalışmaktan ya. Koş kızım bak sen bak. Of ya. Ya baba İsmail, hep böyle yapıyor. Ya hep böyle yapıyor. Ya bunun yüzünden ben prezidentim çağıracak beni. Ben bakan olmak istiyorum. Bunun yüzünden olamayacağım ya. Hep bu oğlum Allah, böyle bakan olamayız ki böyle ya, bakan olunur mu ya? Ya kravat bile taktım ya. Ben burada biraz çaba gösterseniz ben de büyüyeceğim. Belki büyüyünce bakan olacağım ya. Hiçbir şey olamıyordunuz. Ben sen gibi mi olayım büyüyünce? Of ya. Oğlum neyim varmış benim ya? Ne? Allah Allah ya. Apartman yöneticisi bile olamadın daha. Allah Allah. Aynen, ya oğlum ya. Neyse gel hadi sofraya gel. Sofrada tartışırız bunu. Hadi gel. Hadi gel sofraya. Bir daha oynarız bakancılık. Ne olacak ya? Bakancılık her gün oynarız. Bana pizza söyle. Ben büyüyünce bakan olurum. Pizza söyle bana. Bana pizza söylemen lazım. Ya yemek yapmıştı ablan. İçeride yer. Dersen gelirim. Onun yaptığı bir şey yemeyeceğim. Tamam hadi pizza söyleyelim. Hadi söyleyelim. Ama içeri geleceksin. Önce içeri geleceksin. Pizza söyleyeceğiz ondan sonra. Bakan tamam. Sözü ver önce. Bakan sözü. Tamam. Hadi gel içeri. O zaman. Tamam. Hadi oğlum hadi geçelim hadi. Hadi gidelim. Sucuklu olsun. Merhaba. Bu dönemde bayram ziyaretleri bitse de bayramlaşma ve kuşak çatışması asla bitmez. Bununla ilgili olarak Sena, Berkay, Cennet ve Selim size bir performans hazırladı. Bizim zamanımızda karşınızda. Ben kendimi görüyorum ama Berkay oğlum gelecekti, geleceğim demişti bayram şey için. Ha gelecek tamam. Gelecek. Ya söz vermişti ben de görmedim onu. Ya yavrum benim. Gelecek değil mi buraya? Kesin tamam. Tamam oğlum Kerem sen gidebilirsin. Ben hallederim. Ay Berkay oğlum. Berkay oğlum yengem. Nasılsın? Ah yengem seni gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Böyle bir zayıflamış gördüm seni ama. Allah Allah. Zayıflamışsın. Bakmıyor mu karın sana? Benimle kalırken ben sana annen gibi bakardım. Tereyağları, kaymaklar kahvaltılarda. Bakmıyor karın sana. Baksana. Yengem, ballar, kaymaklar yerdik. Ah, işte hanım da bakıyor. Neredesin Allah razı sen olsun. Oğlum? Allah razı olsun. Neredesin sen? Ne? Ben iş yerindeyim yengem. Görüyorum işte halimi. Bayram bayram bana dediler işe gideceğim. Bayram bayram iş olur mu canım? Gerçi bayramın da 4. günü oldu. Aramadım bugüne kadar ama. Neyse artık. Yengem sen gönül mü koydun? Bak vallahi iş güç işte. Dünya işine daldık. Yani çağırdılar. Bayramda çalışacaksın dediler. Ha işte buradayız görüyorsun. Çok yani. Çok yorma kendini çalışıp da olur mu? Çok yorulma. Hasta olursun aman Allah korusun. Sağ ol yengem. Nasıl? Karın nasıl? Çocuk nasıl? İyiler yengem. Onlar da ellerini öperler. Gelemedik bu bayram kusura bakma. Yapacak vallahi. Bir şey yok. Öyle oldu artık böyle. Onlar da bağlanacaktı ama. Heh cennet geldi. Teyzem nasılsın teyzeciğim? Teyze. Yengem. Ay Berkay biliyorum dilim sürçtü hayatım. Yengem nasılsın yengeciğim? İyiyim kızım sen nasılsın? Ay çok iyiyim Allah iyilik versin size de. Ay vallahi ne yapalım işte bayram geçiriyoruz. Öyle. Ay, ne güzel hayat. Kahve içiyorsun bizim kahve yapanımız da yok. Neyse nasılsın iyi misin? Ay gördüm seni. Bu bayramda böyle olsun. Ay çok iyiyiz çok iyiyiz yengem. Çok iyiyiz vallahi kocacık ben çocuğumuz vallahi mutlu aile tatlısı. O da güzel, iyi. Gelecek güzel. Şimdi. Çocuk nerede? Sevim çocuğum kameranı aç. Anne bak çocuğum. Ben gelmeyeyim.
Sana hasta mı? Hasta mı? Sanki bazı böyle araya... şey gibi geliyor. Çocuğum. Hasta mı? Aman hasta olmasın şimdi. Virüs mürüs her yerde. Hayır, yok değil efendim. Allah korusun. Sevim aç çocuğum kameranı. Oraya getirme beni. Sevim kızım nasılsın? Merhaba. İyiyim. Teyzeciğim. Kerem. Yenge canım. Kerim mi? Kerim. Kerem kim? Kerem. Kerem bizim komşun ol. Sen Kerem'i nereden tanıyorsun? Ay Kerem delikanlı çocuk sen de genç kızsın canım. Nereden tanıyor Kerem'i bu? Olur mu öyle şey? Canım, ay tanıyabilir canım yani. Ne var bunda? Öyle, ben tanımıyorum. Olur mu öyle canım? Kerem, yok, Kerem nereden tanıyorsun? İsim öyle yazıyordu yani. Yengeciğim o yüzden ne ben olmuş? Öyle. Yengem boş ver sen. Boş ver. Boş ver. Ha ay, dur şey. Bayram şimdi bayramken el öpmeden bayram olmaz değil mi kızım? Kızım evet öpeyim ya. Yani. Hani normalde öpülmesi. Öp çocuğum, öp çocuğum. Öp kızım. Siz öğretmediniz mi bu çocuğa el öpmeyi canım? Hani öğrettik tabii canım. Bizim çocuğum son derece kibar bir insan. Öp çocuğum sen eli. Ben eline alıyorum gibi düşünelim tamam mı? Aldım tamam, elinizi. Tamam. Ha, tamam oldu öyle oldu. El öpenlerin çok olsun kızım. Nice bayramlar göresin inşallah. Ben aslında sana böyle harçlık için de hazırladım böyle bir şey. Ama buradan verilmiyormuş öyle dedi işte Kerem. Yani artık bir dahaki bayrama. Bir dahaki bayrama yengen, kızım. Yengen sen ne dert ediyorsun ya hiç gerek yoktu. Ama şey yani buradan da atılıyor. Şöyle bir şey ben şimdi aşağıya iban atacağım tamam mı? Sen İman oraya mı atacağım? Kerem'e söylersin. İman mı atacağım? Ne dedin? Yengem evet, iman değil iman. İban bu. Bu banka bu. Din diyanetle alakalı değil bu yengem. Banka. Ay sen o çocuğa söyle komşu çocuğuna. Tamam. Ben anlamadım. Komşu çocuğuna ama... söyle. O tamam, ayarlayacak. Tamam. Cennet o yengem de şuraya aşağıya da bir şey bırakmış de. Oraya da para yatıracağız de. O zaman anlar o. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Allah'ım yarabbim ya. İban'a iman diyen yengem. Gerçekten hemen ne düşünüyorum. Ne diyor ben ne diyor anlamadım. Ne diyor? Ne dedin? Ayman teyze sen de her şeyi sorup durma öyle. Yok yenge boş ver. Çok önemli değil. Gençler ha, şimdi. İyi. Biraz. İyi. Para çok herhalde. İban biban şey harçlık marçlık vereyim diyor. Para çok herhalde. Arsaları da satmışsın. Evet. Öyle duyduk ay, yani. Kızım evet evet sattım arsaları. Ama işte evet, bitti parası. Ne demek bitti ya? Nasıl ya, bitti ya? Bir dakika bir kızım bir dur. Bir dur bir dinle beni. Şimdi zaten biliyorsun biz kaç kardeşiz hepsi de erkek. Böyle bölününce kaldı 3 adımlık yer. Onu da 3 kuruşa aldılar. Zaman ne zaman olmuş artık bilmiyorum. Bitti. Oraya buraya şuraya derken gitti bitti para. Ay keşke param ay, olsaydı. Ay ben kendim. Ay benim bana bir maaşım alışayım olsaydı. Yenge. Hayatım sakin. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayatım kadın yemiş. Ay bir dakika hasta ya. Falan olmayın aman bak lütfen hasta olmayın. Ben geçenlerde hasta olmuştum. Değil mi bir şey? Anne babacığım bir dakika. Ben hatırladım. Sen Ayşe yengesin. Biz bütün yatırımlarımızı sen ölecek mi? Senin bir ayın ömrü kaldı. Ölecek mi? Ölecek mi dedin? Ölecek mi dediniz siz benim için çocuğa? Ya. Berkay yenge. Ama benim tarafımdan Ayşe yenge. Onu da hiç sevmeyiz biz. Benim tarafımdan Ayşe yengeyi. Onu evet, diyor yani. Ondan dolayı. Çocuk yengem karıştırdı. Hayır hayır. Yani siz şimdi benim iPhone 13XS Max Plus'ımı da alamayacaksınız öyle mi? Ben zaten kimim ki? Bana hiçbir şey almayın. Ay bu kız niye böyle bağırıyor? Bu kız niye böyle şey yapıyor canım? Olur mu böyle şey yani? Bu ne böyle bir şımarık şımarık? Tamam canım benim çocuğum biraz hassas yani. Ola da bilir. Çocuk mu? Varla da bilir yani. Ay, benim çocuğum hassas. Anladınız mı hanımefendi? Ay. Bir de hanımefendi. Bak hanımefendi diyorum kızım, yenge. Bak samimileştim şey, farkındaysa. Ama cennet bir dakika bir dakika ay, ne çocuğu ay, ne ben, çocuğu canım kaç yaşına geldi? Sinirler geliyor. Yaşındayken 3 tane çocuğum çocuk vardı. Tabii canım. Tımar tarlayı sürüyordum sabahın 5'inde kalkıp. Çocuk mu bu canım? Aa siz böyle konuşup üstünüze çıkartıyorsunuz bak yapmayın şımarıyor çocuklar. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Nasıl bağırıyor karın sana? Karına sana bağırmasına nasıl izin veriyorsun? Oğlum olur mu öyle şey? Yok, sen bir hök diyecek. Ne yapıyorlar? Yenge, niye bağırdın? Bana mı? Senin bana mı bağırıyorsunuz siz? Bana mı? Ay ne diyorsun kızım sen? Bana mı bağırıyor bunlar? Bana mı bağırıyorsunuz siz? Ben niye duyamıyorum hiçbir şey? Duyamıyorum. Kerem duyamıyorum ben hiçbir şey. Ne oluyor? Ben çıkıyorum. Berkay bak kızımı alamadım telefonda hemen eve geliyorsun diyorum yoksa kötü olacak ben olacaklardan sorumluyum yani. Berkay oğlum bu kadın nasıl sen de böyle bir konuşabilir? Ay konuşurum efendim bal gibi de konuşurum. Ay, nasıl konuşabilirsin canım olur mu öyle şey? Kocana saygı göstereceksin. Kıracaksın. Benim kocam hanımcı.
Ama bir dakika ya, ben ne İsa'ya Berkay oğlum bak, Berkay oğlum, olur mu böyle şey? Böyle şey olmaz. Sen onu böyle başına çıkartmayacaksın, tamam mı? Sen höp diyeceksin, oturacak yerine. Böyle bir şey olmaz. Yengem ama böyle olmaz. Bak, sen beni dinle. Oğlum bak, sen beni dinle. Ben sana anlatacağım şimdi. Ben sana anlatacağım. Hüsamettin abi. Heh. Yengem bak, iş çağırıyor. Hüsamettin abi çağırıyor. Sen... Evraklar karışmış. Oğlum ben şimdi gidip onu halletmem lazım. Oğlum gitme, anlatacağım. Görüşürüz. Ben sana. Gitme oğlum. Oğlum gitme. Oğlum gitme. Oğlum zaten bayram günü bıraktınız beni yalnız. Bir yaşıma kaç yaşına geldim. Gel oğlum, kapat şunu. Ben sikereme ekleyeyim sabahla. Her şeyin dijitalleştiği bu süreçte aşkların dijitalleşmemesi düşünülemezdi. Arkadaşlarımızdan Asbet, İrem ve Yaren'in hazırladığı Loid 19 adlı performans sizlerle. Karşınızda Loid 19 salgını. Ya oğlum niye bunları takıyorsun? Allah sersen ya. Allah uzaktan kokunu mu alacak ya? Şakacı çocuk. Alo? Kimse yok mu? Alo? Alo? Asbet. Ay çıkım. Ya. Minnacım benim. Ay, ay Asbet. Ben o kadar dedim ki. İtalya'da sıkıştım kaldım zaten biliyorsun. Bir an önce dönmek istiyorum aşkım. Ülkeyi, sizi, hepinizi çok özledim. Ben de seni özledim hayatım. Kahrolsun bu kahve. Aramıza girdi alçak. Ay aşkım, yani özledim diyorsun da Asbet'im, iki gündür ne arıyorsun ne soruyorsun? Gözden ırağız ve gönülden de ırak olduk herhalde. Ben aradım, ben. Ay yok babam Asbet. Ay canım, ah ben sana söylemeyi unuttum ya. Ya benim akşam 9'da toplantım vardı da. Ya bu biliyorsun, bu online süreç aramıza girdikten itibaren sabah ezanında, akşam ikindisinde, imsakta, akşam sabah selasında, tuvalette bile toplantıdayım hayatım yani. Lütfen ya. Kusura bakma. Tamam canım, kapatacağım. Tamam. Şey soracağım sana. Geçen aradım. İşte Zoom'daydık, böyle burnunu dayamış kameraya. Göremiyorum. Bir de bağırıyor. İrem kızım, sanki dağ taşa sesleniyor. Kulan. Yani şey oldu. Hayatım, onu çözebildiniz mi? Alıştı mı diyeyim. Ya çözmez olur muyuz canım benim? Artık şimdi böyle diyor. Bak çorap söküyor gibi her şey geldi. Bak. Ayarlayın bakayım müstakbel gelinime bir Zoom meetingi. Bak görüyor musun şu endamlara? Bak. Ay canım ya Enver baba. Çok seviyorum, çok. Ay ben de yerim onu. Aşkım selam. Yok. Aşkım bu benim iş arkadaşım. Herhalde kocasına aşkım dedi. Yok yanlış bir anlaşım. Ay ne kocası be? Kocam mı var benim? Sana dedim tabii. Ayrıca benim... Sesini, kameramı sen mi kapattın ya? Şş, ne oluyor burada? Alo, Asbet. Hanım bu kim bu? Meeting'imize kim girdi? Aa kim bu ya? Aa ne diyor bu? Benim ismimi söylüyor. Asbet aç şu kamerayı, beni delirtme Asbet. Asbet. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Ne halklar karıştırıyorsun? Ayrıca bu kadın kim? Neyin hesabını soruyor acaba? Aşkım bu benim iş arkadaşım. Burada ne işi var o zaman? Burada ne işi var o zaman? İrem aşkım. Bu kadın ya benim arkadaşımın balığının cenazesine geldi. Burada bana bir taktı mı? Aa bir de MSN'lerden dürtmeler, emojiler, kalpler, bir de titreşimler şöyle yapmaz olur mu? Bir de öte yandan ya bunun iki tane tatlısı bile eksik kızım, zaten cedeliğine bak. Bir de böyle diyor MSN'den bana. Gönderdiğin mesajlar geldi mi? Falan filan. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu devirde MSN mi kalmış Allah aşkına lütfen ya. Ne MSN'i be? Ne diyorsun sen? Manyak herif. Takıntıymış. Bütün karantina sen koşmadın mı peşinde? Asbet cevap ver bana. Asbet bana bir cevap ver. Bütün karantina sen gezmiyor muydun peşinde? Ha? Şş, alo Asbet. Cevap ver. Asbet diyorum sana. Asbet donma.
Asbet seni bekliyor. Görmüyor musun? Dondu. Alo, farkında değil misin? Ay, sana ne oluyor acaba? Pardon da sen kimsin? Ben kim miyim? Ben Asbet'in 4 yıllık sevgilisiyim ve müstakbel eşiyim. Görüyor musun? Ay, küçümün müstakbel eşi. Evleneceğini mi düşündün gerçekten Asbet'inle? Sen kara kedi gibi benim Asbet'imin aklına girmeseydin eğer, benim Asbet'im hayatta yapmazdı böyle bir şey. Ve görüyorum ki seninle sadece eğlenmiş. Bizim yüzüklerimiz bile hazır. Bir düşün istersen. Ay demek ki 7 ay boyunca öyle bir eğlenmişiz ki seni unutturacak kadar. Üzerime iyilik sağlık ya. İstanbul'da kıçı kırık iki semt gezip eğlenmek mi diyorsun sen buna? Biz Asbet'inle dünyaları gezdik. Dünya turu. Sarı, bak şu an senin o saçını başını yolardım burada olsaydın. Dua et burada değilse çirkin yüzünü daha da çirkinleştirirdim senin. Bana bak kara kedi. Asıl ben senin uzun süprüntü saçların var. Elimi doladığım gibi yerlerde süslemek iyi bilirdim. Hanımlar. Kara kedi seni. Ya benim için kavga etmenize gerek yok. Beni utandırıyorsunuz. Ay sen sus. Ay ben bu pasaklı için ne kavgası veriyorum burada ya? Pasaklı mı? Pis kokardı. Git bir duş al. Git dişlerini fırçala. Ağzın da kokuyordu zaten. Seni 4 sene boyunca nasıl dayandım hiç bilmiyorum. Şimdi ikiniz ne yapıyorsanız yapın. Ne haliniz varsa görün. Pöp senin kalıbına. Ay çek git. Ay tükürüyor bir de. Pis git buradan. Ay. Ay zaten o çıkıyorsa ben hayli hayli çıkarım. Var ya ben elimi sallasam elbise. Instagram'dan selam çikolatam diye gelen DM'leri saysam buradan böyle daha olur. Sana kalmadım ben rezil edin. Ah öpüş gitti. Bitti. Bende kaldı. Ben böyle aşkın zumunu. Önce onlar yerleşik hayata geçti mi ona bir baksak daha iyi olabilir. Bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Umarım neşenize neşe katabilmişizdir. Çünkü biz çok eğlendik. Oyunlarımız devam edecek. Hayatlarımızdan güzel anları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Belki de alınacak halimize gidiyoruz. Biliyorum şimdi hadron çarpıştırmak için sabırsızlanıyorsunuz evde. Veya iter uzaylı yetiyle sucuk yapmak için. Ya da sevgilinizle buluşacağınız günü bekliyorsunuz. Belki de dijital ortamda el öpmeyi bizden öğrendiniz. Söylenecek daha çok söz var. Umarım en kısa zamanda odamızda yüz yüze görüşürüz. Bu arada sosyal medyayı takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.